Bugün topun peşinde koşan sıradan bir çocuğun büyük bir yıldız olma yolundaki hikayesine dalıyoruz. Filip Kostić'in yolculuğu sadece futbolun değil, aynı zamanda azmin ve hayallerin hikayesi. Belgrad'ın arka sokaklarından Avrupa'nın büyük stadyumlarına uzanan bir serüven, bu hikaye başarının asla rastlantı olmadığını kanıtlayan bir adamın, Filip Kostić'in hikayesi. Ama bu başarı dolu yolculuğun arkasında neler var? Bir çocuğun hayalinden dünyanın sayılı futbolcularından biri olma sürecine nasıl evrildi? Gelin bu zorlu ama bir o kadar da ilham verici hikayeye birlikte göz atalım. Filip Kostić 1 Kasım 1992'de eski Yugoslavya'nın, şimdiki Sırbistan'ın taşrada kalan fakat umutların asla kaybolmadığı bir bölgesinde Kragujevac'ta dünyaya geldi. Yugoslavya savaşlarının ardından ekonomik olarak zor bir dönemden geçen ülkede büyümek, Filip gibi bir çocuk için hem büyük bir zorluk hem de bir meydan okumaydı. 1990'ların başında Yugoslavya iç savaş ve etnik çatışmalar nedeniyle bölünme sürecine girdi. Bu durum Filip'in çocukluk yıllarına damga vurdu. Savaşın getirdiği belirsizlik ve ekonomik sıkıntılar birçok aile gibi Kostić ailesini de derinden etkiledi. Elektrik kesintileri, gıda sıkıntıları ve sürekli bir belirsizlik içinde büyüyen Filip, futbolu bir kaçış noktası olarak gördü. O dönemlerde birçok genç çocuk gibi Filip de futbolu bir umut kapısı olarak görüyordu. Belgrad sokaklarında arkadaşlarıyla beraber tozlu sahalarda geçen günler onun futbol tutkusu ve yeteneğini besledi. Bu sahalar savaşın acılarını unutturan ve ona geleceğe dair umut veren yerlerdi. Henüz küçük yaşta mahalledeki diğer çocuklardan farklı olduğu belliydi. Hızı, dayanıklılığı ve topa olan hakimiyeti dikkat çekiciydi. Ailesi Filip'in futbol tutkusunu fark etmiş ve onu bu konuda desteklemişti. Ama bu destek her zaman kolay olmadı. Ekonomik zorluklar Kostić ailesini derinden etkiliyordu. Filip eski kramponlarla, yırtık formalarla antrenmanlara katılıyordu. Ama hiçbir zorluk onun hayallerini sönükleştiremedi. Hatta bu zorluklar onun kararlılığını daha da güçlendirdi. Bir gün Belgrad'ın dışında büyük stadyumların ışıkları altında oynamayı hayal ediyordu ve bu hayal onun her sabah daha sıkı çalışması için bir neden oldu. Kostić'in ilk profesyonel kulübü Radniki Kragujevac oldu. Burada yeteneği kısa sürede keşfedildi ve futbol sahasındaki doğal yeteneğiyle dikkat çekti. Radniki'deki performansı ona Sırbistan'ın önde gelen kulüplerinden biri olan Groningen'e transfer olma fırsatı sundu. Hollanda'ya gitmek Filip için sadece futbol kariyerinde bir adım değildi. Aynı zamanda kendi ülkesinden, ailesinden ve çocukluğundan uzaklaşarak yeni bir dünyaya adım atmaktı. Bu onun karakterini şekillendiren en önemli deneyimlerden biriydi. Hollanda'daki ilk günlerinde Filip hem dil hem de kültürel farklarla baş etmek zorunda kaldı. Yeni bir ülkeye adapte olmak ve yabancı bir dilde kendini ifade etmeye çalışmak Filip için büyük bir sınavdı. Ancak sahada gösterdiği performans onun bu zorlukları aşmasına yardımcı oldu. Groningen'de sergilediği yüksek tempolu futbol ve hücum gücü birçok futbol otoritesinin dikkatini çekti. Burada öğrendiği futbol disiplini ve Hollanda ekolü onun kariyerine yön veren temel taşlardan biri oldu. Groningen'de geçirdiği yıllar Filip'in yalnızca futbol kariyerini değil, kişisel gelişimini de etkiledi. Yalnız başına, ailesinden ve sevdiklerinden uzakta yaşamak zorundaydı. Bu durum onun hem olgunlaşmasını sağladı hem de sorumluluklarını daha iyi kavramasına yardımcı oldu. Bir yandan antrenmanlar ve maçlarla boğuşurken, diğer yandan dil öğrenmek ve yeni bir kültüre uyum sağlamak için çaba sarf ediyordu. Bu zorlu süreç, Filip'i sadece daha iyi bir futbolcu yapmakla kalmadı, aynı zamanda daha güçlü bir birey haline getirdi. Filip Kostić'in kariyerindeki dönüm noktalarından biri, Almanya'ya transfer olmasıydı. İlk olarak Stuttgart'a imza atan Kostić, burada Bundesliga'nın sert rekabet ortamına hızlı bir şekilde adapte oldu.
Ancak Stuttgart ile beklenilen başarıyı yakalayamaması onun için yeni bir meydan okuma demekti. Bu meydan okuma Hamburg ile daha da zorlaştı. Hamburg o yıllarda ligde zor günler geçiriyordu ve takımın küme düşmesi Filip'in kariyerindeki ilk büyük hayal kırıklıklarından biri oldu. Ancak Kostić pes etmek yerine bu durumu bir motivasyon kaynağı olarak gördü. Her düşüşünde daha da güçlenen Filip bu kez de yeniden ayağa kalktı ve futbol kariyerine yön vermeye devam etti. Eintracht Frankfurt'a transferi onun yeniden doğuşunun simgesi oldu. Frankfurt'ta takım oyununun bir parçası olmayı öğrendi ve özellikle UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansıyla kendisini Avrupa'nın en iyi kanat oyuncularından biri olarak kabul ettirdi. Sol kanatta gösterdiği hız, asist yeteneği ve gol katkıları onun Bundesliga'da ve Avrupa sahnesinde öne çıkmasını sağladı. Frankfurt'taki yıllarında Kostić sadece saha içindeki yetenekleriyle değil, aynı zamanda saha dışındaki kişiliğiyle de dikkat çekti. Takım arkadaşlarıyla kurduğu güçlü bağlar, takım içi uyumu artırdı ve onun liderlik özelliklerinin ortaya çıkmasını sağladı. Bu dönemde kazandığı özgüven ve deneyim, onu kariyerinin en iyi dönemine taşıdı. UEFA Avrupa Ligi'nde elde edilen zafer, Kostić'in emeklerinin karşılığını aldığı bir an oldu. Bu zafer sadece bir kupa değil, onun kariyerindeki en büyük ödüllerden biri ve tüm zorluklara rağmen ayakta kalabilmenin bir simgesiydi. Kostić, Eintracht Frankfurt formasıyla oynadığı dönemde sadece kulüp taraftarlarının değil, tüm Avrupa futbol kamuoyunun takdirini kazandı. 2021-2022 sezonunda Frankfurt UEFA Avrupa Ligi'nde tarihi bir başarıya imza attı ve bu başarının en büyük mimarlarından biri Filip Kostić oldu. Finalde Glasgow Rangers'a karşı gösterdiği üstün performans onun adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Kostić, turnuva boyunca yaptığı asistlerle ve attığı kritik gollerle takımını adeta sırtladı. Burada inisiyatif alan bir futbolcu haline gelmişti. Bu, onun kariyerindeki en büyük dönüm noktalarından biriydi. Frankfurt'ta kazandığı Avrupa Ligi Kupası, onun futbol dünyasındaki yerini sağlamlaştırdı ve büyük kulüplerin dikkatini çekmesine neden oldu. Kostić artık Avrupa'nın en değerli oyuncularından biri olarak gösteriliyordu ve bu başarısı ona yeni kapılar açtı. Frankfurt'taki büyük başarısının ardından Filip Kostić, Avrupa'nın dev kulüplerinden biri olan Juventus'un dikkatini çekti ve 2022 yazında İtalyan ekibine transfer oldu. Bu transfer onun kariyerinde bir başka büyük adım oldu. Juventus gibi köklü bir kulübe katılmak hem büyük bir onur hem de büyük bir sorumluluk anlamına geliyordu. Torino'da geçirdiği dönem Kostić için yeni zorluklarla doluydu ancak bu zorluklar onun gelişimine katkı sağladı. Juventus'a adapte olmak kolay olmadı. İtalya Serie A, Almanya Bundesliga'ya kıyasla çok daha farklı bir futbol kültürüne sahipti. Taktik disiplini ve savunma ağırlıklı oyun anlayışıyla tanınan Serie A, Filip'in oyun tarzına yeni unsurlar eklemesine neden oldu. Juventus'ta teknik direktör Massimiliano Allegri'nin yönetiminde savunma görevlerine daha fazla önem vermeyi öğrendi ve bu onun oyununa yeni bir boyut kattı. Özellikle takım savunmasında daha fazla rol almak zorunda kalması Kostić'i daha dengeli bir oyuncu haline getirdi. Juventus formasıyla ilk sezonunda gösterdiği performansla takımın önemli parçalarından biri haline gelen Kostić, özellikle Cristiano Ronaldo'nun ayrılmasından sonra takımda oluşan boşluğu doldurmak adına büyük bir çaba gösterdi. Takımın hücum hattında dinamik bir rol üstlendi ve sol kanatta yaptığı bindirmeler ve etkili ortalarla dikkat çekti. Juventus taraftarları, onun çalışkanlığı ve sahada gösterdiği özveriyle kısa sürede Kostić'i benimsedi. Ancak Juventus'ta geçirdiği dönem sadece futbol sahasındaki performanslarla sınırlı değildi. Torino'daki yaşam Kostić için kültürel bir zenginlik ve farklı bir deneyim oldu. İtalya'nın tarihi dokusu, mutfağı ve yaşam tarzı onun kişisel gelişimine de katkıda bulundu. Boş zamanlarında Torino'nun dar sokaklarında dolaşmak, İtalyan mutfağının lezzetlerini keşfetmek ve kulüp tarihine adım atan büyük futbolcuların izinden gitmek onun için unutulmaz deneyimler oldu.
oldu. Buna rağmen Juventus'taki kariyeri beklenenin altında kaldı. Kulüp içindeki istikrarsızlık ve teknik direktör değişiklikleri, Kostić'in oyununa tam anlamıyla odaklanmasını zorlaştırdı. Bu nedenle daha fazla süre alabileceği ve daha fazla sorumluluk üstlenebileceği bir kulübe transfer olma fikri giderek cazip hale geldi. Juventus'taki bu dönem ona birçok tecrübe kazandırdı. Ancak Kostić her zaman daha fazlasını arzuladı ve kariyerinde yeni bir sayfa açmak istedi. 2024 yazında Filip Kostić, Dusan Tadić ve Jose Mourinho'nun etkisiyle Fenerbahçe'ye transfer oldu. Aslında transfer sürecinde Galatasaray'da onu kadrosuna katmak istemişti ve Kostić sarı kırmızılı takıma oldukça yakındı. Ancak Tadić'in ikna çabaları ve Mourinho'nun tavsiyeleriyle birlikte Kostić son anda Fenerbahçe'yi tercih etti. Bu onun kariyerinde yeni bir sayfanın açıldığının işaretiydi. İstanbul gibi futbolun büyük bir tutku olduğu bir şehirde oynamanın Kostić için yeni bir meydan okuma olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Fenerbahçe taraftarlarının sevgisini kazanmak ve beklentileri karşılamak asla kolay değil. Ancak Kostić her zaman olduğu gibi bu meydan okumayı da kabul etti. Henüz İstanbul'a ve Türk futboluna ısınma aşamasında olan Kostić'in performansını başta Fenerbahçeliler olmak üzere tüm futbol severler merakla bekliyor.